Ben Celal Akfil. Yaklaşık 8 senedir sadece ama sadece saç gölgelendirme işlemiyle uğraşıyoruz. Ve gerçekten bu iş, elimize kalemi, boyayı alalım, pat 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 vurup geçelim, simsiyah bir kafa yapalım, kesinlikle böyle bir iş değil. Tıpkı kadınlarımızın işledikleri dantel örüsü gibi ince ince, ilmik ilmik işliyoruz. Saç gölgelendirme işlemi, kişinin saçındaki seyrek olan kısımlara bitkisel içerikli kök boyalar vasıtasıyla yapılan bir nevi kalıcı makyaj dolgu tekniğidir. Ancak bu işin esas esprisi, kafa derisinin komple simsiyah boyanmasından ziyade çok küçük, çok minik saç kökü efektleri şeklinde yapılan bir dolgu tekniği olmasıdır. Danışanlarımızın portföyü %95 oranında daha önce saç ekimi yaptırdığı halde seyrekliği devam eden kişilerden oluşmaktadır. Ancak hiç saç ekimi yaptırmadan da mevcut seyrekliğini kapattıran birçok insan var. Saç gölgelendirmede kadın ya da erkek diye bir ayrım yoktur kesinlikle. Kadınlarımız da erkeklerimiz de bu tekniği kullanıyorlar. Bunun yanı sıra saç derisinde yanık izi, ameliyat izi, skar doku izi olan insanların da bu izlerini de gölgelendirme tekniğiyle çok doğal bir şekilde kapatıyoruz. Bu işin kalıcılığı kişinin cildinin yağlık ve terleme oranına göre ortalama 5 senedir. Sürecin 5 sene olmasındaki başlıca sebep kullanılan malzemeler kimyasal içerikli ya da dövme boyası kıvamında boyalarla kesinlikle yapılamaz. Bitki köklerinden elde edilen pigmentler kullanılmak zorundadır. Bitki köklerinden elde edilen bu pigmentlerde kullanım oranı ortalama 5 sene gibi düşünebilirsiniz. Şimdi dövme boyası ömür boyu kalıcıdır. Ancak dövme boyasının içerisindeki metaller kişinin cildinin hassaslığından dolayı alerjik bir reaksiyona dönüşebilir. Bir ikincisi, ana sebebimiz, bu boyanın içerisindeki metaller kafa derisi de yağlı ve nemli bir deri olduğu için çok hızlı bir şekilde 15-20 gün içerisinde paslanır ve boyanın rengi maviye ya da yeşile döner. Bu bizim hiç istemediğimiz bir şeydir. Gerek kişinin sağlığını riske atmamak adına, gerekse boyanın yapılan işçiliğin kötü bir sonuçla bitmemesi adına kesinlikle bitki pigmentleri kullanılmak zorundadır. Yani bu bir ya olur mu değil, kesinlikle olmaz. Renk olayı sadece kişinin saç rengine göre değil, aynı zamanda cilt rengi bizim için çok önemli. Biz boyaların renklerini tayin ederken kişinin %75 oranında cildine, %25 oranında da saç rengine göre boyayı tayin ederiz. Şöyle düşünün, siyah saçlı iki tane insan düşünün. Bir tanesi esmer, bir tanesi daha beyaz tenli. İkisine kullandığımız boya bile, saçlarının rengi ikisi de siyah olmasına rağmen ikisinin tonları farklıdır. Ben bu işlemi yaptıracak olan kişilere, hatta bize telefonla ya da buraya görüşmeye gelen kişilere özellikle şunları tavsiye ediyorum. Kesinlikle fiyat skalasını bir kenara koyun. Öncelikle bu işi yapan kişilerin yetki belgelerinden tutun da kullanılan malzemelerin analiz raporlarına kadar mutlaka sorun, sorgulayın. Çünkü aksi halde kötü bir malzemeyle, hele ki ömür boyu kalan dövme boyası kıvamında boyalarla işlem yapılırsa bunun geri dönüşü çok zor, çok daha pahalı ve çok daha zahmetli olur. Mesela lazer gibi. İyi olan şeylerin pahalı olmak gibi bir özelliği var. Çünkü bizler de malzemelerimizi alırken, yurt dışından bunları temin ederken, tabii ki kalite, kullandığımız malzemeleri alırken, temin ederken çok ince eleyip sık dokuyoruz. Öncelikle kullanılan malzemenin kalitesi, İşlemi yapacak olan kişinin tecrübesi ve bu işlemi yapan içinde, yaptıran içinde birazcık sabır. Çünkü ortalama 2 saatle 8-9 saat arasında bir işlemden bahsediyoruz. O yüzden sabırla, yapan kişi de sabırla yapması gerekiyor, yaptıran kişinin de biraz sabırlı olması gerekiyor. Başlangıçta kesinlikle kime işlem yaparsak yapalım mutlaka alerji testini yapıyoruz. Hatta alerjik reaksiyonlar ilk 5 dakika içerisinde kendisini göstermesine rağmen biz 20 dakika bekliyoruz ki bizim için her şeyden önemlisi sağlık. Kişinin sağlığı. Kişi buraya geldiği gibi aynı sağlıkla buradan gitmek zorunda. Sonrasında herhangi bir alerjik reaksiyonun olmamasını gördükten sonra işlemine başlıyoruz. Tabii ki öncesinde çizimleri, tasarımları yapılıyor. Bu işlem kesinlikle herkese aynı şekilde yapılan bir işlem değildir. Kişinin saç şekline göre, kişinin saç rengine göre, tamam rengi belirledik, rengi seçtik ama kişinin mevcut saç şekline göre ve saç dilinin kalınlığına göre iğnelerle, yani her iğne de her insanda kullanılmaz. Kişinin saç kalınlığına bakarsınız, saçının yapısına bakarsınız, tasarımını önce bir belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında bu tasarımı sabırla ince ince işleyip
nihai sonuca ve güzel bir sonuca ulaştırmanız gerekiyor. Biz bu konuya şöyle yaklaşıyoruz. Öncelikle COVID-19 sebebiyle biliyorsunuz maalesef büyük bir salgın var. İnsanlar işletmelerini 26-27 günlük periyotlarla ilaçlatırlar. Biz her sabah ilaçlıyoruz. Makinenin kendisine sahip olduk. Bunun dışında kullanılan iğneler kesinlikle müşterilerimizin gözleri önünde açılıp işlemleri bittikten sonra tamamıyla çöpe atılıyor. Dövme gibi acıtmıyor. Çünkü dövme iğnesi minimal bir bıçaktır ve deriye girip deriden çıkmadan kese kese işlem yapar. Ancak bizim kullanmış olduğumuz saç kökü görüntüsünü vermek için kullandığımız iğnelerin ağızları kesinlikle kesmeye değil, sadece çok küçük nokta atışı yapmaya müsaittir. Dolayısıyla çok büyük bir acı yok. Yıllarca acaba acıyacak mı diye erteleyen birçok danışanımız var. Sonrasında buraya gelip biz işleme başladığımızda bize ilk verdikleri tepki şöyle oluyor. Acı bu muydu? Evet buydu. Çünkü acımıyor. Kişiler bizleri bulmadan, bize ulaşmadan önce 2 defa, 3 defa hatta müşterilerimizin arasında 5 defa hekim yaptıran insanlar var. Ve bizi bulduklarında yaptığımız işleri, hele ki buraya geldiklerinde canlı örnekleri de gördüklerinde şaşırıyorlar. Onlara ben şunu söylemek istiyorum. Evet, defalarca hekim yaptınız, birçok kozmetik ürün denediniz olmadı ama saç gölgelendirme işlemi gerçekten nihai sonucu başarıyla biten ve olasılıkları olmayan garantili bir işlemdir. O yüzden saç sorunu, saç seyrekliği yaşayan herkesi bekleriz.